Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latîf, mübârek, pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in ashâb-ı kirâmın, enbiyâ-i azâmın, sâdât-ı kirâm hazaratına, cümle geçmişlerimizin ruhu şerifine, hâsaten depremde vefat eden kardeşlerimizin ruhu şeriflerine, yaralıların şifası için Cenâb-ı Hakk'ın şâfî sıfatının tecelli etmesi, bu depremden vesair diğer zamanlarda namurad olan kardeşlerinin bermurad olması, naşad olan kardeşlerimin kariben handan şadan olması, niyaz duasıyla bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas, Allahümme salli aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Mevzumuz İnsan Suresi 1. 12. ayetler ve 25. 31. ayetler arası, Allah nasip ederse. Tabi günün hadisesi bir deprem ve kaza kaderden sohbetimizi başlamak arzu ediyorum. Kader her mümin için bir iman esası. İslam'ın 6 şartından biri. Rabbimizin ilim ve kudretinin sonsuzluğunu gösteren bir sırrı ilahi. Onu akılla idrak ve izah etmek kadere mümkün değil. Dünyada 8 milyar insan var. Hepsinin kaderi ayrı. Sayısız hayvanat var, denizde, havada. Hepsinin kaderi ayrı. Cemadat dediğimiz varlıklar var, onunla hepsinin kaderi ayrı, yıldızlar vesaire. Velhâsıl ilahi bir kader çerçevesinde dünya hayatı ve bütün kainat, cihan devam ediyor. Cenâb-ı Hak bu âlemde birçok şeyleri periyoda bağladı. Mesela gecenin gündüzün birbiri ardınca gelmesi, atmosferdeki oksijen ve azot oranının değişmemesi, güneşin ve ayın saniye şaşmadan dönüşleri devam etmeleri gibi. Ve bazı şeyleri de Cenâb-ı Hak belli bir periyoda bağlamadı. Seller, kuraklıklar, yangınlar, kazalar, bulaşıcı hastalıklar, ani ölümler, zelzeleler, tsunamiler. Bunlar Cenâb-ı Hakk'ın kudret azametinin karşısında kulluğun bir hiçlik aziyet içinde olduğunu hatırlatıyor. Bir son bir depremi gördük. Nasıl bir aziyet içinde kaldık. Yani ayrıca Cenâb-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kıyametin o şiddetini bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'in o şiddet bildiren ayetine baktığımız zaman sanki bu deprem o kıyametin şiddetinin belki binde biri bile değil. Velhâsıl dünya bir fanilik içinde Cenâb-ı Hak devam ettiriyor. Bunun kul idraki içinde olacak. Esas hayatın ahiret olduğu şuuru yerleşecek. Demek ki karşılaştığımız bu nevi hadiselerde dünya hayatımızı gözden geçirmemiz ve ahiret hazırlığını artırmamız icap ediyor. Geliş niye, gidiş niye, bu akış nereye? İnsan bunun bir idraki içinde olacak. Yine ben deprem işine geçersek, nitekim Hicret'in 5. yılında Medine'de bir deprem oldu. Bu hadisede Rasûlullah Efendimiz eshâbına takvâya yöneltmek suretiyle Allah rızâsını arayın dedi. Allah rızâsını arayın dedi. Yine Rasûlullah Efendimiz Ravna Vâdisi'nde hutbesinde Allah'la aranızı düzeltin buyurdu. Allah Celle Celaluhu aranızı düzeltin buyurdu. Demek ki deprem gibi büyük hadisenin hep bir fiziki âlemde bir takım sebepler neticesinde alınan gereken tedbirler var. Bu tedbirler zaruri. Ama bunun ötesinde hikmetler ancak bir kader sırrıdır. Denizde olmuyor, karada oluyor veyahut da denizde oluyor. Diğer mevzular, kader sırrını ancak ahirette bazı salih kullarının bir kısmını Cenâb-ı Hak onlara keşfettirecek. Çünkü büyük bir sır, kaderi sırrı kişinin idrakinin çok ötesinde. Bir bardağa bir bardak su koyabiliriz. Daha fazla koyamayız, taşar. Bir okyanusu bir bardak içine boşaltmayız. Cenab-ı Hak ilmi sonsuz. İnsana verilen ilim de Cenab-ı Hak çok az bir miktar olduğunu bildiriyor. Ki bugün yapılan keşifler vesaire şu ilimler
bütün ne kadar ilim varsa hepsi Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği bir az bir ilimle olmuş oluyor. Bu ilmi insanı veriyor, diğer mahlukatı vermiyor. Demek ki insan esere bakacak, müessiri görecek. Sebebe bakacak, müsebbibi görecek. Esere bakacak, sanatkarı görecek. Aman ya Rabbi diyecek. Yine Efendimizin muhtelif hadis-i şeriflerinde bildiriyor. Suda boğulan mümin, yanarak ölen mümin, enkaz altında kalarak vefat eden mümin olduğu gibi doğum esnasında can veren mümine, ailesinin nafakasını helalinden kazanırken ölen müminlerin şehit olduklarına dair muhtelif hadis-i şerifler var. İnşallah depremde vefat eden mümin kardeşlerimiz de hükmen şehittirler. Kimi var ama iyi bir insandır ama mümin olarak bir takım günahları da vardır. Başına gelen bir musibet onun günahlarının affına hatta durumundaki Hakk-ı Âlâ tarafından terfi derecatına vesile olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan ayağına batan dikene varıncaya kadar Müslümanın başına gelen her şeyi Allah onun hatalarını bağışlamasını vesile kılar. İnşallah bu deprem altında sağ kalıp çıkan kardeşlerimize de Cenab-ı Hak inşallah bu günahlarını affına vesile olmuştur. Tabii bazı mücrimler de vardır. Tabii o artık Allah'la kendi aralarında onları biz hiç kimse bir hüküm veremeyiz. Kimsenin kendi uhrevi, kendi akıbetimizin bilmezken kimsenin uhrevi akıbeti hakkında bir şey söyleyemeyiz. Velhâsıl manevi durumları birbirinden çok farklı insanın bulunduğu bir topluma gelen umum musibet herkesin aynı hükmü taşımaz. Herkes zahiren aynı musibete maruz kalır. Cenab-ı Hak onu manevi durumlarına göre haşreder. Bizler de bu kevni ayetlerdeki ilahi mesajları gönül gözüyle okumalı, gereken ders ve ibretleri almalıyız. Biraz şunu düşünmeliyiz ki bizler o vefat eden kardeşlerimizin yerinde olabilirdik. Onlar bizim yerimizde olabilirlerdi. Dolayısıyla bugün bizler sanki dünyayı o manzaraları gördük. Biz onun içinde olabilirdik. Sanki tekrar dünyaya döndürülmüş, tövbe edip salih ameller işleyebilmek için kendi son bir mühlet verilmiş kimseler gibiyiz. Öyle ki bu durumda mahşer günü ey Rabbimiz bizleri tekrar dünyaya gönder. Amel-i salih işleyeyim demeye bir mazeretimiz de kalmamıştır. Dolayısıyla son nefese kabre ahirete her an hazırlık içinde olmamız zorunlu. Bilhassa böyle bir mukaddes günlerin içindeyiz. Bugün depremi yaşamış felaketzede aileler, yaralılar, yakınlarını kaybeden karşısında biz kardeşlik imtihanında olduğumuzu unutmamak lazım. Evet, onlar büyük bir şey. Biz de ayrıyeten bir imtihan içindeyiz. O kanını kırık kardeşlerimizi kendimize zimmetli bilmemiz zaruri. Bu zor zamanlarda bilhassa iki mühim vazifemiz var. Bizim maddi imkânlarımızı o felaket zede kardeşlerimize paylaşmak, maddi imkânlarımızı. Muhacir ve Ensâr nasıl paylaştı bunu? Oradan bir hisse alabilmek. İkincisi, onları teselli edip gönüllerine huzur vermeye çalışmak. Bunun bir imtihan-ı ilahi olduğunu, terfi derecat olduğunu o kardeşlerimize. Çünkü onlar bugün o belki büyük, geniş evlerin içindeler de. Şimdi o çadırdalar bir kısmı. Sanki onlar diyorlar ki keşke bizim dağ başında bir odalık bir evimiz olsaydı. Daima kendi halimize daima bir şükretmek. Aman ya Rabbi diyebilmek. Cenab-ı Hak gönüller kazanarak huzurlu müsterih bir vicdan, serin bir kalp ile varabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Dinimizi, vatanımızı, milletimizi, âlem-i İslam'ı her türlü bela ve musibetlerden muhafaza buyursun. Rahmetini, lütfunu, nusret ve inayetini ihsan ve ikram eylesin. Lütfuyla Cenab-ı Hak inşallah. Burada bir hatıra var. Bu da çok ibret bir hatıra. Bu Anadolu'nun durumunu gösteriyor bizim insanımızı. Yani bir gayrimüslimin gözüyle bu Elie Kudurin'in kaleme aldığı Osmanlı'nın son döneminde İngiltere'nin Orta Doğu politikasına dair kitabın bir ekinde anlatıldığına göre 19. yüzyılın sonlarında Doğu Anadolu'da müthiş bir kıtlık baş göstermişti. Yani Osmanlı devrinde.
Bunun üzerine İngilizler kıtlıktan hareketle bölgede Osmanlı'ya karşı bir isyan çıkarıp çıkarmayacak tespit etmek için oraya bir casus gönderdi. Casusun yaptığı araştırma neticesinde müşahede ettiği gerçek son derece ibretlidir. Raporunda diyor ki, burada kıtlık var ama açlık yok. Herkes birbirini gözetiyor, yardımda bulunuyor. Bu yüzden kıtlık açlığa dönüşmüyor. Sonuç olarak böyle güçlü bir içtimâ yapı içinde kıtlıktan hareketli bir isyan üretmek de imkansız diyor. Efendim bu bizim Anadolu'muzun temiz fıtratı. Yani unutmayalım ki bizler toplumu şefkat ve merhamet ağıyla örerek yek vücut olmuş bir vakıf medeniyetin ve bir rahmet toplumunun bugünkü temsilcileriyiz. Bugün vatan topraklarının büyük depremlerle sarsılmış olsa da aziz milletimiz birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla kenetlenerek inşallah ayaktadır. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın yardımı tecelli eder inşallah dualarımızda, ibadetlerimizde, kulluklarımızda. Kıymetli kardeşlerimiz, bugün hepimiz fedakarlık imtihanında olduğumuzu unutmamak icap eder. Elinden, dilinden, halinden ve kalinden bütün muhtaç ve muzdariplerin istifade ettiği bir rahmet insanı olmayı her zamankinden daha fazla gayret icap ediyor. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eder, bol ecirler almayı nasip eylesin. Diğer taraftan Resulullah Efendimizin duası: Allahümme bârik lenâ fî Recep ve Şâban ve bellignâ Ramazan. Ramazan-ı Şerife mülaki olmayan en yakın ay olan Şaban ayına girmiş olduk elhamdülillah. Şaban'ın 15. gecesi, yani pazartesi gecesi mübarek bir gece, Berat gecesi. Kur'an-ı Kerim'in Lehf-i Mahfuz'dan dünya semasına indiği gece. Kadir gecesinde de emirlerin ayet ayet bildirdiği bir gecenin başlangıcı olmuş oluyor. Ve burada senenin muhasebesi Berat Kandili. Senemiz nasıl geçti? Ne kadar artı var, ne kadar eksi var? Bu artıları arttırmaya gayret ederim inşallah. Fakat en mühim ahirete ömrün bir muhasebesi var. Cenab-ı Hak bir ikra kitap ve kefa bi nefsike yevme aleyke hasiba. Kitabını oku, ekranlar inecek. Bugün sana hesap soracak, kendi nefsin kâfidir denecek. Bu zerre kadar hayır, zerre kadar şer ortaya çıkacak. Bir şey unuttuk, o zaman ortaya çıkacak. Namazlarımızı nasıl kıldık? Ne kadar bir huşu var, ne kadar tadil erken vardı. Oruçlarımızı لَعَلُّكُمْ تَتَّقُونَ ne kadar bizi takvaya götürdü. Zekatımız, infaklarımız bize ne kadar Cenâb-ı Hak yaklaştırırdı. Ne kadar bunu sevinerek verdik, elhamdülillah, Yâ Rabbi bize bu vermeyi nasip ettin diyeyim. Velhâsıl daima kendimizi bir muhasebe edeceğiz. Ramazan-ı Şerif'e çok yaklaştı. Allah'ın dünyadayken bize sayısız nimetlerine karşı ne kadar bir şükür halinde olacağız. Bize lütfen akıl, zeka, mal, mülk, sair imkânlarımız, evlat, ne kadarını infak, Allah yolunda infak ediyoruz, ne kadarını da boş harcıyoruz. Allah Celle Celaluhu ve Peygamberimiz ne kadar muhabbet duyduk, ne kadar Allah Resulü'nün ahlakıyla büründük. Bütün bunlar yarın amel defterimize yazılacak, yazılmış bize gösterecek ve kıyamet ekranında bize seyrettirilecek. Cenab-ı Hak buyuruyor, nihayet oraya geldiklerinizde, Fussilet 20. ayet, oraya geldiği zaman kulakları, gözleri, derileri, işlettikleri her şeye karşı onun aleyhine şahitlik edecektir. Göz şahitlik edecek, harama baktı. Senin iraden dışında. Kulak dedikodu dinledi vesaire, deri yanlış yerlere gitti. Bunlar hep yazılıyor. İnşallah bunların haseneleri yazılmış olur. Yani biz de sık sık muhasebede bir bol istiğfar edeceğiz. Gözlerimiz şimdiye kadar neler seyretti, bundan sonra muhafaza edeceğiz. Kulaklarımız ne kadar ilahi vahye nebevi mesajları dinledi veyahut da yanlış mesajları dinledi. Bedenlerimiz ve imkânlarımız ne kadar hak yolunda kullandık. Cenab-ı Hak bize şah damından daha yakın olamıyor. İçimizden biz biliyoruz, bir de Cenab-ı Hak biliyor. Her şeyden gizli, Cenab-ı Hak'tan gizleyemeyiz. Yine bir hüküm mahkum, eyne mahkum, nereye gitsin Allah sizinle beraberdir. Cenab-ı Hak zamandan, mekandan münezzeh. En ufak bir varlığın bilinde yaratan o hepsinin yanında. Allah Celle bize o kadar beraber, demek biz ne kadar Cenab-ı Hak'la beraberiz. Bunun bir muhasebesi içinde olmamız. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Allah bizi ne kadar seviyor? Biz saymaktan aciz olan nimetlerle perverde kılıyor bizi. Cenâb-ı Hak muhabbeti ne kadar? Sayamazsın nimetini buyuruyor.
biz de onu ne kadar seviyoruz. Efendimiz hâkeza öyle. Bir ananın babanın şefkatinden daha fazla. Ruh ve rahim oldu Cenab-ı Hak bildiriyor. Bize bu kadar ikramda bulunan Cenab-ı Hakk'a karşı şükrümüz nasıl olacak? En mühim evlatlarımız, yavrularımız. Onlar Allah'ın emanetleri. Bugün ölümler oldu, üzülüyoruz. En yakınımız vefat etti, üzülüyoruz. Fakat esas üzülecek kıyamet günü cennete girenler büyük meram selamı kavlen min Rabbir Rahim buyurun denilecek. En yakını ise yanlış oldu dünyada. Benim tazviyelim evliyel mücrüm, siz mücrüm bu tarafa denilecek. Geriye dönüş de yok, telafi de yok. Velhâsıl evlatlarımız inşallah onlara salih ve salih olmasına gayret etmek. Onu bir Kur'an-ı Kerim hizmetinden, Kur'an-ı Kerim tedrisatından geçirmemiz farz-ı ayın. Hazreti Ömer'in şu şeyini de okuyalım. Hazreti Ömer radıyallahu buyuruyor. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Henüz ilahi terazide tartılmadan önce amelinizi bir tartın. Muhasebe edin buyuruyor. Hiçbir amelinizin kendisine gizli kalmayacağı Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmadan evvel o büyük mahkemeye hazırlanın. Mahkeme-i Kübra'ya. Şüphesiz dünyadayken nefsini hesaba çeken kimse için kıyamet gününde hesap hafı kalacaktır. Cenab-ı Hak cümlemize inşallah rahmetiyle tecelli eder inşallah. İnşallah bu Şaban ayını Berat gecesini ihya etmeyi ve Ramazan-ı Şerif'te tabii kul hakkı var, o hariç kalıyor. Borçlar hariç kalıyor. Ve tertemiz çıkabilmeyi Cenab-ı Hak öyle bir bayram sabahına erebilmeyi. Hayatımın bir Ramazan haline gelmesi. Son nefesin bir bayram sabahı olmanın Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Okunan ayetlere geldiğimiz zaman Cenab-ı Hak İnsan Suresi'nin insanın üzerinden henüz kendisine alınan bir şey olmadı, uzun bir süre geçmedi mi? Daha evvel insan yoktu. Cenab-ı Hak dünyayı yarattı, birçok mahlukatı yarattı. İnsan yoktu. Rabbimiz bu dünyayı ilahi bir imtihan dershanesi olarak hazırladı. İnsanın ihtiyacına göre bu dünya tanzim edildi. Bu cihan insanın bir endam aynası mahiyetinde. Sonra Adem ile Havva validemiz dünyaya gönderildi. Onun neslinden insan geliyor. İnsan da ilahi bir lütuf olarak bir bedel ödeyerek dünyaya gelmedi. Bir hiç sermayeyle dünyaya geldi. Sıfır sermayeyle. Cenab-ı Hak lütfuyla. Fakat gidiş öyle değil. Zerreler tartılacak. İnsan yaratılmadan evvel bir hiçti. İsmiyle de cismiyle de insan denen bilen bir şey yoktu. Bu sebeple insan daima hiçliğini idrak içinde olacak, gururlanmayacak, kibirlenmeyecek, ben demeyecek. Bu hiçliğini tam olarak idrak edebilmek için kat eflâm men zekâ, kat eflâm men tezekâ bir tezkiye de zaruri. Kalpten menfiler çıkacak, kalp Cenab-ı Hakk'ın cemâli sıfatının tecellisi olacak. İnsan ilahi ikramı hiçbir zaman unutmayacak. Cenab-ı Hak nimetlerimi sayamazsınız buyuruyor. Cenab-ı Hak Câsiye Sûresi 13. ayetinde göklerde ve yerde ne varsa insanı amade kıldık. Güneş amade, atmosfer amade, toprak amade, ağaçlar amade. Biz göklerde ve yerde ne varsa insanı amade kıldık. Elbette düşünen bir toplum için ibretler vardır buyuruyor. Yani insanın gözü neyi görse şu alemde hepsi ilahi bir sanat. Kendine baksa, evladına baksa, yediğin sebzeye, meyveye baksa. Onlar ne oluyor yedikten sonra? Nasıl dışarı çıkıyor? Velhâsıl neye baksa insan, bir ibretler harikası kâinat. İlahi sanat harikası. Onun için hepsini Cenâb-ı Hak insana verdi, insanı ben demeyecek. Yâ Rabbi, sen Yâ Rabbi, sen Yâ Rabbi diyecek. Senin lütfundur diyecek. Cenâb-ı Hak iltica edecek. Tasavvufta da ilk merhale, enaniyeti bertaraf edebilmek. İşte Aziz Mahmud Hüdâ'yı biliyoruz, en zirve bir yerdeyken ciğer sattırıldı. Halid-i Bağdadî'ye tuvalet temiz ettirildi. Muhtelif her Allah dostunu ayrı ayrı merhaleden geçirdi. İlk başta bu ben, enaniyet, gurur, kibir silinecek. Bir gurur, kibirle cennete girilemez. Çünkü kibrin menşei cehennemde olduğu için muhakkak o kibrin yanması lazım ki temizlenecek.
Bir Allah dostu onu buyuruyor. Ne güzel bir ifade. Sen çıkınca aradan kalır seni yaratan. Nefsinin arzularını bertaraf edince o zaman Cenab-ı Hak'la beraber olursun. Kainatta her şey zaman ve mekanda kayıtlı. Cenab-ı Hak zaman ve mekandan münezzeh. İnsan kelimesi iki kökten göre bir nisyan. Yani insan unutan bir varlık. Onun için imtihanda bu fani canlı dostluk imtihanı dolayısıyla hiçbir zaman Rabbini unutmayacak. Her zaman kulunun yanı başında olur. Ve hüküm eyne mahkûntüm. Nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. Yine Cenab-ı Hak ayette Bakara 186. ayet. Kullarım sana beni sorduğumda Resulullah Efendimiz hitap. Söyle onlara ben çok yakınım kullarıma. Bana dua ettikleri vakit dua edenlerin dileğine, arzularına cevap veririm. O halde kullarım da bana burası çok mühim. Benim davetime uysunlar. Kur'an muhtevası, sünnet muhtevası bir hayat yaşasınlar. Bana iman etsinler ki doğru yolu bulalar. İnsanın önünde zor geçitler var. Bir deprem altında kalanların ne kadar bir zor geçit olduğunu görüyoruz. Daha önünde çok zor geçitler var. Ancak bu Cenab-ı Hak'la dost olanlar için kolay. Cenab-ı Hak buyuruyor, لَا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlar korkmayacaklar da üzülmeyecekler. Kimden onlar? Allah'la dost olanlar. Gönüller Cenab-ı Hakk'ı anmakla saadet bulacak. Ela bizikler tatminül kulüp buyuruyor. Bakın peygamberlerde, evliyaullah'ta hiç bir problem yok. Huzurlu. Ki onlar en çok çile çemberinden geçen onlar. İbrahim Ethem bunu izah ediyor. Diyor ilahi muhabbetteki diyor. Cenab-ı Hakk'a yaklaştıkça diyor duyduğumuz diyor ve istirakımız vuslatı tattığımız lezzet ve şevk müşahhas bir olsaydı krallar onu alabilmiş bütün hazinelerini ve kraklarını feda ederlerdi. Diğer tarafa baktığımız zaman Allah korusun insan Rabbini unutursa o da acıklı bir azap bekliyor onda. Cenab-ı Hak yine Haşr suresi 19. ayetinde Allah'ı unutan ve Allah'ın kendilerini unutturduğu kişiler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Allah'ı unutan kimseler. Yani dünyada kalpleri âmâ olanlar, kalpleri kör olanlar, bu kadar kevni ayet karşısında idraklerini çalıştırmayanlar, kalplerini çalıştırmayanlar. Daima kul havf ve reca arasında olacak. İşte bir depremde gördük yani bu kıyamet çok ufak. Tsunami'ler, kuraklıklar, yangınlar, ölümler, hastalıklar ne kadar insan aciz kalıyor. Onu daima bir havf halinde olacak. Allah'ın emirlerine dikkat edecek. Reca halinde olacak. Yaptığı ibadetlere güvenmeyecek, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sığınacak. Sahibi bu halde geldi. Bu Allah'a yaklaşmak suretiyle Rebi bin Haysem vardı. Bir fırıncının önden geçiyordu. Yemeklerini pişirdi, açıp görünce hemen kıyamet adına düşüp bayıldı. Fakat hem de mümin asla Rabbinden ümidini kesmeyecek. İnsan Cenab-ı Hakk'ın Gafur Rahim olduğunu, Rahman ve Rahim olduğunu düşünecek. Diğer taraftan bir günah karşısında aziz ve züntikam olduğunu idrak edecek. Cenab-ı Hak buyuruyor hep ikaz. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Herkes yarına ne hazırladığına baksın. Yarın ne zaman? Kıyamet. Allah'tan korkun. Allah yaptığını haberdardır. Her şeyi her şeyden gizlerse Cenab-ı Hak'tan gizleyemezsin. İnsanın önünde iki yol var. Cennet ve cehennem. Geriye dönüş de yok. Cehennem diye pişmanı Cenab-ı Hak bilir, bir çıkar diyorlar. Yaptığımız şey güzel ameli salih yapalım diyorlar. Cenab-ı Hak iki şeyi soruyor. Size dünya düşünce kadar bir zaman vermedik mi? Peygamber geliyor, kitap geliyor, kevni ayetler var. Kainatta bir kitap. Size düşünce kadar bir zaman vermedik mi? İkinci bir peygamber gelmedi. Evet ya Rabbi ikisi de oldu. Cenab-ı Hak o zaman siz azabı tadın buyuruyor. Kurtuluş yok. Elhamdülillah şimdi ömrümüz var. Çok şükür. Cenab-ı Hak de pişmanlığı bildiriyor. Ölüm anı gelir de Münafıkın suresinde ölüm anı gelir hepimize gelecek o. Ya Rabbi biraz az bir şeyi açsan da biraz daha yaşasam infak etsem, sadaka versem ve salihlerden olsam demeden evvel infak edin buyuruyor. Malum bir büyük bir deprem yaşadık. Allah inşallah bir daha göstermez. Yüreklerimiz yandı, gönüllerimiz mahzun oldu. Binlerce hatta 40 bini geçti insanın
vefatı neticesinde acıklı bir afetten sonra sanki dünya tekrar döndürülmüş bir insanlar gibi olmamız lazım. Ve kendim tövbe edip salih ameller işlemek suretiyle affımıza medar olacak ilticalarda bulunmamız lazım. Biz de o deprem altında kalabilirdik. Yahut da bir sakatlanıp çıkabilirdik. Daima halimize şükredeceğiz. Geçmişlerimize istiğfar edeceğiz. Velhâsıl hâsibû enfüsüküm kavl en tuhâsibû. Hesaba çekilmeden önce kendinize hesaba çekin buyuruluyor. Öldükten sonra hesaba çekileceksin. Bak bugün kendimi hesaba çekebilmek için bol sadaka vermek, eğer kul hakkı varsa onu helalleşmek, gıybet etmişsek vesaire yapmışsak. Eğer onlar vefat etmişse onun için sadaka vermek, onun için istiğfar etmek. Yani insan daima kendini muhasebe edecek, Cenab-ı Hakk'ın arzuladığı bir kulluk yaşayıp yaşamadığını muhasebe edecek. Bunun için yegane örnek Rasûlullah Efendimiz. Önce Peygamber Efendimiz'in ibadetlerine bakacağız. Onun orucu nasıldı? Oruç bir seviye çıkartmaya, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ buyurdu. Gözümüze, kulağımıza, bedenimize oruç, takva sahibi olmak. Zekat, infak, sadaka, onlar da Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimeti Cenab-ı Hak yolunda infak etmek ve verirken de sevinebilmek. Vazifemiz yerine geldiği için o fakir olmaz, o garip olmaz, o yanını kime vereceğiz? Allah'ın rızası biz nerede kazanacağız? Onu bir şükran halinde infak edebilme, sevinerek infak edebilmek. İnfak ettiğimiz ahirete gidiyor. Namazına bakacağız Rasûlullah Efendimiz'in en mühimi. Efendimiz ne buyuruyor? Namazı benden gördüğünüz gibi kılın buyuruyor. Sonra kıldığım namazı mizan edeceğiz. Namazda tadili erkânımız ne kadar? Namazda kıraatimiz düzgün mü? Huşû halinde miyiz? Acaba o namaz bize gözümüzü, kulağımızı, dilimizi, kalbimizi şerlerden, şeytani vitrinlerden, haram ve günahlardan koruyabiliyor mu? Her kötülükten alıkoyuyor mu? Bunları tefekkür edecek. Zira namaz fahşadan, münkerden korur buyuruyor. Eğer korunmayan namazı ise Cenab-ı Hak yazıklar olsun buyuruyor. Öğle namaz kılanı buyuruyor. Yine buyuruluyor. İnsanlardan ilk kaldıracak olan ilim huşudur. Yani bu kalbi hissediş, tefekkür vesaire Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bulduğumuzun bir idrak halinde olabilmesi. Efendimiz de buyuruyor bu huşunun kıyamet alametlerinden biri azalması. İkincisi yine mümin malı nasıl kullandığını, infakın cömertliğini, huzurunu tefekkür edecek. Sonra kendi kazandığı malı nasıl harcadığına dikkat edecek. Acaba o para hayra mı, israfa mı, şerre mi, pintiliğe mi götürüyor, kendini tahlil edecek. Zira para üzerinde kişinin iradesi yoktur. Ben cebimdeki parayı hâkim istediğim gibi harcarım, o yoktur. Helal veya haram yolları kazanışa göre o para hakimiyetini gösterir. Helalden kazanmış o para helale gider. Eğer yanlış yerden yani bozuk gelmişse, karışık gelmişse o tarafa doğru akar. Demek ki cebimizdeki para bizim kazancımızın en güzel bir tahlilidir. Bugün depremzede kardeşlerimize elimizden gelen yardım yapmaya gayret edelim. Sıkıntıya çare olalım. Efendimiz buyuruyor ki, kim din kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da onun hacetini giderir. Kim bir Müslümanın dert ve kaderine çare olur, onu ferahlığa kavuşturursa, Allah da o sebeple kıyamet günü sıkıntıdan bir sıkıntıyı kendisine giderir. Bugün fevç oradan kardeşlerimiz görüyor. Onları teselli etmek, hiçbir şey veremiyorsa kavlen meysura, onun gün sevinç vererek teselli etmek esas hayatın ahiret hayatı olduğunu, orada bu çektiğine karşı büyük terfi derecat olduğunu ki onlar üf of demesinler çünkü razı Allah'tan razı olsunlar, merdiyet Allah da ondan razı olsun cennetine girmeye vesile olsun. Yine bir mümin Rasûlullah kulluk ibadet İslam hizmet dolu yaşayan bütün ihtişamıyla idrak edecek. Yani Rasûlullah Efendimiz'in kulluğu nasıldı, ibadeti nasıldı? İslam'a hizmet olarak, İslam'ı tebliğ için gayreti nasıldı? Acaba kendimi düşünce, kendimi yine tahlil için hizmet ederken gönlüme bir huzur geliyor mu? Yoksa yorgunluk, bıkkınlık mı geliyor? Ben bu kadarı yaptım kâfi, artık başkası mı yapsın diyoruz.
Efendimiz kısa ömründe, yani 63 yaşında, güneş takvili 61 yaşında vefat etti. Efendimiz o kısa ömründe hiçbir zaman bir tatil yapmadı. Hep ümmeti Muhammed'in, insanların derdiyle, hidayetiyle ve onların hatalarının telafiyle uğraştı. Ve hizmetin de neşesiyle dinlendi. Yüzlerde tebessüm olma sevinciyle huzur buldu. Gönüller yapmak için, gönülleri fethetmek için gayret içinde oldu. Bu bütün tahlilden sonra yine mümin kendi ashâb-ı kirâm ile kıyaslayacak. Onlar Efendimiz'e nasıl bir aşk ve bağlılıkla ram oldular? Nasıl bir muhasebe içinde ve hangi endişelerde yaşadılar? Onu tefekkür edecek. Ashâb-ı kirâm tek bir endişesi vardı, tek bir derdi vardı. Zengin, fakir, hasta, sağlam her şeyden vardı. Bak hepsinin müşterek bir tek derdi vardı. El meru memen ahabbe. Acaba ki sevdiğiyle beraber acaba ben Allah Resulü'nün kıyamet günü beraber olabilecek miyim? O lezzeti tattı. Fani lezzetler tükendi, ömrünü bitirdi. Resulullah Efendimiz'le beraber olmak ruhuna en büyük lezzet verdi. Çünkü o beraber olmak Cenab-ı Hak yaklaştırdı. Bir de Cenab-ı Hak da bize onları bildiriyor. Onlarla beraber olmak. Kimdir onlar? Yani toplumdaki kişilerle değil, ashâb-ı kirâmla, İslam'a ilk giren muhacirler, o Mekkeliler. Bütün zorluklar karşı imanlarından en ufak bir taviz vermediler. Ondan sonra Medineliler, bütün o ahkâm âyetlerine iniyordu. O kadar meşakkate karşı hiçbir taviz vermediler. Gayr-ı şer'î bir yol kullanmadılar. Canlarını feda ettiler, yine en ufak bir taviz vermediler. Velhâsıl Cenâb-ı Hak da مَنْ يُدُرْ رَسُولَ فَقَدْ اَتَى اللّٰهِ Allah Rasûlü'ne itaat, Allah'a itaattir buyuruyor. Demek ki insanın mahiyeti hiçbir şey değildi insan, Cenâb-ı Hak onu biliyor. Yani insan diyor, kendini tanı diyor Cenâb-ı Hak. Sen bir hiçbir şey sıfırken Cenâb-ı Hak seni yarattı. Onun için imtihan ol bu dünyaya geldin, onu idrak et. İkinci ayet İnsan Suresi'nde. Gerçi bir insan katışık bir nutfeden, erkek ve kadının dölünden yarattık. Onu imtihan edeyim diye kendisini işitir. Yani kul hakkı işitecek, vahyi işitecek. Onu işitir ve görür kıldık. Her şeyde ilahi azametini seyredecek ve tefekkür edecek. İkinci ayet. İlk ayet "Okra bismi rabbikellezî halak" yaratan Rabbin ismiyle oku. En büyük tahsil Cenab-ı Hakk'ı unutmamak. Cenab-ı Hakk'ı unutmazsan marifetullah'tan bir nasipler gelir. Kalp bir huzur içinde ömür devam eder. Her şey iki uçlu bıçak gibi. Hem hayra her şerre. Cenab-ı Hak insanı toprak terkibinden çıkan bir özden yarattı. İnsan toprakla besleniyor. Bir neticede toprakta yolacak. Yani aslına dönecek. Beden kulluk için dünyaya ait bir elbise mahiyetinde. Onun için dünyadaki ömür içinde elbiseler bu bedenden çıkartılıyor. Bastığımız toprak insan tefekkür edecek. Bugüne kadar işlenen milyarlarca insanın toprağa dönmüş cesetleri dolu. Onların üzerinde dolaşıyoruz biz. Sanki üst üste çakışmış sayısız gölgeler gibi. Diğer taraftan baktığımızda hep ibret. Yeniden dünya geleceklerin de özü mahiyetinde toprak. Zira insan toprakla gıdalanıyor. Aldığı gıdalarla bir nutfe teşkil ediyor. Sonra anne karnında nutfe, alaka, mudga, lahim, et meydana gelince bu müşterekten yine insan dünyaya mı gelecek? Rabbimiz soruyor şimdi. İnfitar Suresi 6. 8. ayetler. Ey insan, seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği şekilde birleştiren ana karnında insanı bu Rabbine karşı seni aldatan nedir? Niye aldanıyorsun diyor insanı Cenab-ı Hak. Niye gaflete düşüyorsun? Kendi bir mazine bak, nasıl bir yok kadar bir şeyden meydana geldi. Hep Allah'ın ihsanı, ikramı. Ve bilhassa bir imtihan dünyası, insan kundak ile teneşir arasındaki yolculuğun farkında olacak. Dünyayı nefsin menfi gözlüğünden seyredince idrakler son nefes ötesine geçmez. Dünyayı menfi gözlüğünden seyrederse idrak son nefese geçmez. Ufuklar daralır. İnsan heva hevesine tabi olur. Böylece Rabbinden uzaklaşır. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Lakin bu dünya ahiret ufkundan seyredilince her zerre insanı derin bir tefekküre sevk eder.
ince manaların kapıları açılır. Sonsuz hikmetler deryasına nasipler gelir. Hazreti Osman radıyallahu anh, ey Adem unutma ki diyor. Dünya geldiği günden beri ölüm meleği peşinde dolaşıp durmaktadır. Ey Adem oğlu bil eğer sen kendi nefsine gafil olup kendi hazırlık yapmazsan elbette ki başka senin için hazırlık yapacak değildir. Yine misaller çok bu usta Efendimiz'den. Ondan sonra çok mühim bir hadise geliyor. Üçüncü ayet. Şimdi biz ona doğru yolu gösterdik. Kitapla gösterdik, peygamberlere gösterdik, kevni ayetlerle gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör olsun. Yine Cenâb-ı Hak, insan görmedi, biz onu bir nutfeden yarattık. Bakıyorsun ki, apaçık bir nutfe, yaratılışına bakmıyor, apaçık bir düşman kesilmiş. Eğer şükrederseniz, elbette size olan nimetimi arttıracağım. Eğer nankörlük ederseniz, hiçbir azabım çok şiddetli buyuruyor. Şükreden bir kul, abd-i aciz olduğunu idrakiyle mütevazi yaşar. İbadurrahman, yeryüzünde mütevazi olarak dolaşırlar buyuruyor Cenâb-ı Hak. Cenâb-ı Hak, o ihlaslı, mütevazi insanların müjdeli buyuruyor Hac Sûresi'nde. Şükür nedir? Allah'ın nimetlerini Cenâb-ı Hakk'ın arzu ettiği istikamette kullanabilmektir şükür. Her rekatta okuduğumuz Elhamdülillâhi Rabbil âlemîn. Bu hamd kelimesi şükrü de içine alır. Hamdin sözlük manası biri de Allah'a teşekkürdür. Sonsuz nimetler karşısında kul gafletten kendisini koruyacak. Şükür en zor amellerden biridir. Çünkü şükür ispat ister. Ya Rabbi şükür olmuş. Şükür ispat ister. Akıl Allah'ın büyük nimeti. Yani iki uçlu bıçak gibi insan aklın faydasını görebilmek için onu vahyin içinde kullanması zaruri. Tefekkür de bir iman anahtarı. En büyük şükür Cenab-ı Hakk'a olan şükürdür. Zira Cenab-ı Hak bizleri insan ve Müslüman olarak halk etti. Peygamberin en üstüne bizleri ümmet kıldı. Demek ki hayat metcezilerle dolu, iniş çıkışlarla dolu. Biz bardağın dolu tarafını göreceğiz. Boş tarafını değil. Dolu tarafında ne var bardağın? Cenab-ı Hak bizi insan olarak Müslüman olarak yaratması. Dolu tarafında ne var? Ümmet-i Muhammed olarak dünyaya gelmemiz. Boş tarafında ne var? Dünyadaki bazı imtihanlar. Demek ki bu dolu tarafına bakıp bu boş tarafına Ya Rabbi sana şükür diyeceğiz. Ne olacak? Burada radiye olacak. Boş tarafını görüp Ya Rabbi senden razıyım diyeceğiz. Eğer öyle olursa o zaman merdi Allah da senden razı olup cennetime gir buyuruyor. Uhud Harbi'nde Sümeyra Hatun ailesinden 5 kişiyi kaybetti. Babası gitti, 2 oğlu gitti, kocası gitti. 5 aile kaybetti. Teselli etmeye çalıştılar. Teselli istiyorsan beni Rasûlullah'a gösterin dedi. Başka türlü ben tatmin olmam dedi. Rasûlullah'ını gösterince, Yâ Rasûlallah de, eğer seni görmeseydim benim dünyada hiçbir şey tatmin etmez dedi. Şimdi burada bardağın dolu tarafı nedir? Rasûlullah Efendimiz muhabbet, Allah'ın muhabbet. Boş tarafı nedir? Dünya gelen iptilalar, problemler. Demek ki bu dolu taraf, bu boş tarafı bertaraf etmesi lazım. Bu ne olacak? Allah'tan razı olmakla, Allah'tan Cenab-ı Hak böyle şükür halinde olmakla ancak. Efendim ümmet olmanın şükrü. Rauf ve Rahim ana babadan daha fazla şefkat merhameti var. Kabrinde öyle ümmet ümmeti diyeceğim buyuruyor. Bütün ümmete şefaat etmek istiyor. Sakın diyor benim diyor yüzümü kara çıkartmayın günah işleyerek buyuruyor. Hep ümmetinin derdinde. Öyle bir peygamberimiz. O âlemlere rahmet olarak gönderildi. Bize rahmet insan olmamız lazım. Din kardeşinin şükrü. Daima kul merhamet sahibi olacak. Merhamet nedir? Sende onun, onda olmayanın senin boşluğunu telafi etmendir. Diğer bir ifadeyle merhamet başkalarının mahrumiyetini telafi için onların yardımına koşmandır. Diğer mahlukat insan için yaratıldı. Her bir insan ayrı ayrı manzara seyrediyor. El musafir el bari sıfatın tecellisini gösteriyor. Dolayısıyla mümin Halik'in nazarıyla şefkat nazarı mahlukata bakış tarzı kalınacak. Dilimizin şükrü hayır söyleyecek veyahut da susacak. Gözümüzün şükrü yanlış vitrinden seyretmeyecek. Seyrettiği rahmani vitrinden Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak. Kulağımızın şükrü gıybet, dedikodu, tecessüs, remimi, nemi buna uzak kalacak.
Kur'an-ı Kerim sohbetler, ezanlar, faydalı tilavetlerle, ruhi sedalarla ruhani hayatımızı dolduracağız. Halimize daima şükür, en büyük peygamber ümmet olduk. Bedenimiz şükrü Allah'a mergu Allah yolunda harcayabilmek. Kalbimizin şükrü Cenab-ı Hak'la beraber olabilmek. Velhasıl Mevlana'nın güzel bir tabiri var. Nerede akarsu varsa orada yeşillik vardır. Nerede gözyaşı dökülürse oraya rahmet gelir. Merhamet olur. Bostan dolabı gibi inleyerek gözlerinden yaşlar saç da cam bağında yeşillikler bitsin. Gönül âlemde yeşillikler bitsin. Gözyaşı istiyorsan gözü yaşlı olanlara acı. Acımak, merhamete kavuşmak arzu ediyorsan zayıflara, zavallılara merhamet et. Akıllı kişiler önceden ağlarlar. Ahmaklar ise işin sonunda başını vururlar, hayıflanırlar. Sen işin başlangıcında sonunu gör de kıyamet günü perişan olma. Hep evliyaların ayrı ayrı güzel elhamdülillah ifadeleri. Ondan sonra Cenâb-ı Hak kâfirlerin durumunu bildiriyor. Ebrar müminlerin durumunu bildiriyor. Ondan sonra mühim bir yere geliyoruz. Orada Cenâb-ı Hak bir Allah için verebilme. Allah'ı ne kadar seviyoruz? Malı ve mülkü veren, canı veren Allah. Cenâb-ı Hak için ne kadar bir seferber halindeyiz? Buna îsâr deniyor. Kendinden koparıp verme. Allah bu kullarını çok seviyor. Yani Allah için fedakârlık bulunan. Diğer bir dilen tarafı bir rahatlatın bu mimatı bu sevdiklerinden vermedikçe Allah'a bir re yaklaşamaz buyuruyor. Burada ise Hazreti Ali bir bahçe suladı radıyallahu anh. Fatıma Validemiz bir yemek yaptı, ekmek yaptı. Hemen bir rivayette oruçlar diğer rivayette. Tam iftar vakti bir yoksul geliyor, lillah diyor. Allah için olduğu gibi veriyorlar. Arkadan bir şey geliyor, tekrar yapıyor Fatıma Validemiz, yetim geliyor, veriyor. Esir geliyor, veriyorlar. Cenâb-ı Hak buyuruyor, onlar kendi canlarını çekmesine rağmen, kendileri de aç. Tok insanı vermez, aç insanı vermez. Onlar kendi canlarını çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Bu bir çok büyük fazilet. Ne derler verirken de, biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden bir karşılık, bir teşekkür beklemiyoruz. Ve biz Abu Sen Kamtarira o kıyamet günü sert ve belalı gün, musibetli gün, sıkıcı gün. O günün şerrinden, belasından, azabından korkarız diyorlar. Biz onun için infak ediyoruz. Kendimizi aç bir şey veriyoruz. O üç tane açlık imtihanında yoksul geliyor, yetim geliyor, esir geliyor. Ve bulunan bu şey cennet kapıları açılıyor. Cenab-ı Hak buyuruyor, biz onların gönüllerine ferahlık veririz. O günün dehşetinden, şiddetinden koruruz buyuruyor. Yine Eshâb-ı Rakîm'i Cenab-ı Hak bildiriyor. Orada üç kişi bir seyahat yapıyor. Üç arkadaş. Geceleyin bir mağaraya geliyor. Mağaranın yukarısında bir dağ, bir taş, bir kaya geliyor, kapatıyor mağarayı. Üçünün fiziki gücü kâfi gelmiyor aralamaya kayayı. Diyorlar, biz buradan kendi gücümle çıkamayız. Bizim gücümüz yetmez. Ancak biz belki şöyle yapalım, Allah için ne yaptık? İvâsızlık arasız, hasbeten lillâh. Belki o sebeple ancak öyle çıkabiliriz. Yani üçü de canlı cenaze aldı. Bu nasıl bu depremde bir mezarda bulunduğu gibi, bunlar tam böyle, bunlar da şeyde mezarda, mağaranın içinde. Biri diyor ki, sen ne yaptın Allah rızası için? O diyor ki, ben diyor, bir annem babam vardı. Onlara da hizmette çok itina gösterirdim. Hatta süt, hayvan süt süterdim. Onlara sütü içirmeden çoluk çocuğuma götürmezdim. Bir gün uyuyorlardı. Ta ki başlarını bekledim. Uzun bir müddet uyandılar. Onları içirdim. Ondan sonra çoluk çocuğuma götürdüm. Bunu ben Allah rızası için yapıyordum annem babama. Mağaranın kapısı açılıyor biraz. Fakat bir kişinin geçeceği şekilde değil. İkinciye sen ne yaptın diyorlar. O diyor, benim diyor bir teyzemin kızı vardı diyor. Onu ben diyor, ya da amcamın kızı, onu ben elde etmeye çalıştım diyor. Epey de mesai de sarf ettim diyor. Fakat bir türlü diyor, onu kendime rahm edemedim diyor. Bir gün kıtlık oldu, o kendi elinden geldi. Bana dedi, Allah rıza için ver dedi. Dedim ki ona, ne istediğini istediğin kadar al, bak sen benim arzumu biliyorsun dedim. O da kızdı gitti.
Bir müddet sonra döndü. Naçar durumdayım. Ne oldu? Peki senin arzuna da ben razıyım. Fakat sana bir şey tavsiye edeceğim. Allah'tan korkmana. O sırada tüylerim diken diken oldu. Al istediğin kadar al ve git dedim diyor. Ben bu bir ömür boyu arzu ettiğim bu hale Allah rızası için terk ettim. Mağara biraz daha açılıyor falan, bir kişinin çıkacağı şekilde. Üçüncüye sen ne yaptın diyorlar. Benim de çalışan işçim vardı diyor. Bir gün diyor çalıştı falan gitti diyor. Ben de bu yarın gelip döner. Benden bunu ister, ben Allah rızası için üreteyim. Geldi ama hiç yoksa bir faydalı olsun, ürettim diyor. Sonra geldi diyor, baktı diyor, ben seni böyle çalışmıştım. Ücretimi almaya geldim. Orada koyunları gösterdim, sürüyü. Al git dedim, bu senin dedim. Sürüye baktı, bana baktı, benimle alay mı ediyorsun dedi. Ben az bir şey çalışmıştım senin yanında. Yok az bir şey çalışacağım ama ben bunu ürettim. Yarın sen dönersin, ihtiyacın olur. Sen bir işçisin. Ben onun için bunu ürettim o senin paranla. Al git dedi. Adam sürüye baktı, koyunlara baktı, bana baktı, güldü, tebessüm etti. Büyük bir sevinçle aldı gitti. Ben de bunu Allah rızası için yaptım. Açılıyor, üçü de çıkıyor. Demek ki bu da Cenab-ı Hak Eshab-ı Rakîm'e bildirdiğine göre demek ki bizim de yarın çok muhtaç olduğumuz bir gün gelebilir. Dünyada da gelebilir, kabirde de gelebilir, her yerde gelebilir. Demek ki daima bir tefekkür, ben Allah rızası için ne yapayım? İvâsız gayreti kimse bilmeden, Allah'la kendi aramda. Velhâsıl mü'min zor zamanlar nasıl bir kardeşlik sergileyecek? Yine idrak bir kurban bayramıydı, o gün Medine'de çok misafir geldi. Bir kıtlık senesiydi, gelenin çoğu aç ve yoksuldu. Doyumaları gerekiyordu. Onların bu durum dikkat eden Efendimiz, kurban etlerini misafire ikram edecek, üç gün içinde tüketin bu kurban etlerini dedi. Demek ki burada bu misafirlerin işler acısını, durumlarını gösteren Efendimiz, bayram namından sonra Bilal-i Habeşi ile birlikte hanım cemaatinin yanına gitti. Onlar bu yoksul için yardım talep etti. Hanımlar bilezik, gerdanlık, küfe benzeri birçok eşyalarını verdiler. Ahmed ibn Hanbel rivayet ediyor. Yine Abdullah bin Mübarek'in bir hac yaptı. Allah'ın veli kullarına müştehit. Bir yakaza halindeyken gördü ki kimsenin hacı kabul olmadı. Şam'da Ali Muvaffak ismi birisinin yaptığı bir amelle hepsinin hacı kabul oldu. Hem hacca gelmedi, hem de onun vesilesi şey oldu. Abdullah bin Mübarek atlıyor şeye, Şam'a giden kervan Şam'a gidiyor. Onu arıyor, kapıyı çalıyor. Kim diye içeri gelince, Abdullah bin Mübarek deyince kapıyı açıyor, düşüp bayılıyor. Böyle bir büyük müştehit, Allah dostu benim yanıma geldi ya. Kardeşim diyor, sen ne amel işledin? Bana onu söyle diyor baştan diyor. O da ben diyor bir eskiciydim diyor. 30 sene bir para biriktirdim. Bu parayı hacca gidecektim. Hanım da bir takım malzemeler hazırladı. Fakat komşudan bir benim hanım hamileydi. Dedi ki efendim komşuya git. Bak biliyorsun hamileyim. Bana bir lokma et versin. Et kokusu geldi. Komşuya gittim dedim ki bir bana bir lokma et verir misin hanım hamile? De kendisine imkanı yok o zaman. Bütün hacca gitmek için o parayı biriktirmiş. Dedi ki şey ev sahibi biz dedi açız dedi. Günlerdir açız dedi. Ölü bir dedi hayvan buldum dedi. Onu kestim de kaynatıyorum dedi. Onun için bu bize helal derse haramdır dedi. İstersen vereyim dedi. Ben de bekliyorum ve kaynatıyorum bunu. Eğer helal bir gıda gelirse bunu dökeceğim. Yavrumu bu helal gıdayı yedireceğim. Döndüm diyor ya Rabbi. Bu kul senin kulların, aç kulların. Ben de bu senin için biriktirdim. Benim haccımı kabul et. Bu biriktirdiğim yol parasını ben bu aileye infak ediyorum. Benim yaptığım budur diyor. Demin burada bir 30 sene bir hasreti çektiği bir haccı. Orada bir infakı bir gönül al ki haccu ekber olsun. Yine hadis-i kutsî de çok var. Ey Adem, beni doyurmamı istedin, doyurmadın. Ben sudum su getirmedim. Eğer onları yapsaydın, onların yanında beni bulacaktın buyuruyor. Bir sabah iki melek iner, biri, ''Yâ Rab, infak edene, infakına
karşılık yenisini ihsan eyle. Diğeriz ya Rab cimrilik eden malını telef et diye dua eder. Velhâsıl bu usta hadis-i şerifler çok. Yine bu sadakanın belayı def etmesi, rahmeti celb etmesi. Yine bunu Efendimiz buyuruyor bu hadiseyi. Bu Buhari'de de var, Müslim'de de var bu hadis-i şerif. Vaktiyle bir adam ben muhakkak bir sadaka vereceğim dedi. Gecenin evinden sadakasını alıp çıktı. Onu bilmeden birisinin eline verdi. O da bir hırsızmış. Ertesi gün halk hayret bu gece bir hırsıza sadaka verilmiş dediler. Onun dedikosunu yaptılar. Adamın haberi yok tabii. Yine adam Allah'ım sana hamdolsun ben bu gece mutlaka bir sadaka vereceğim dedi. Yine evinden çıktı tabii karanlık. Bir karanlık bir suliyet ona bir şey verdi. Ertesi gün halk olur şey değil bu gece bir fahişenin eline sadaka verildi dedi. Adam üçüncü gece yine ben bir sadaka vereceğim dedi. Evinden çıktı. Bu sefer bir kişinin eline sadaka verdi. Bu da zenginmiş. Zenginlerine sadaka verdi. Herkes bu ne iştir dedi. Bu gece bir zengine sadaka verildi dedi. Hayretle söylemeye başladılar. Sonra adam bu rüyada keşfedildi. Yakızı da. Allah'ım dedi. Hırsıza, fahişeye ve zengine de olsa sadaka verdiğimi sana hamdolsun dedi. Allah için bile çünkü. Bu ilaç üzerine uykusunda o adamın hırsıza verdiğin sadaka belki onu yaptığı hırsızlıktan utandırıp vazgeçecek. Fahişe belki yaptığından vazgeçip iffetli bir kadın olacak. Zengin de belki bundan ibret alıp Allah'ın kendi verdiği maldan muhtaçlara dağıtacak, pintiliğini bertaraf edecek. Velhâsıl demek ki niyetlere göre sadaka yerini buluyor. Bir şey daha var. Onunla bitireyim sohbetimiz. Daha ayetler var ama amelde acele etme. Bunu Efendimiz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra eshabına döndü. İçinde bugün bir oruçlu var mı dedi. Hazreti Ömer ya Resulallah dün gece oruç tutmayı düşünmedim. Onun için oruçlu değil mi? Nafile oruç. Bekir radıyallahu anh dün gece oruç tutmayı düşündüm. Sabah da oruçlu olarak geldim dedi. Resulullah Efendimiz bu ferdi. İki tane içtimai geliyor. İçinde bugün bir hasta ziyade bundan var mı? Hazreti Ömer, ya Resulallah, sabah namazını yeni kıldık, daha yerimden hiç ayrılmadık, nasıl hasta ziyaretine gidelim? Daha gün ağarmadı dedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, kardeşim Abdurrahman ibn Avf'ın hastalığını da duydum. Mescide onu ziyaret ettim, şifa diledim, oradan mescide geldim. Resulullah Efendimiz, üçüncü olarak içinizde bugün bir yoksul doyuran var mı? Hazreti Ömer ya Resulallah daha sabah namazı kıldık yerimizden ayrılmadık dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh mescit yoluna geldiğim zaman yolda ihtiyacını arz eden birini gördüm. Oğlum Abdurrahman'ın elinde bir parça arpa ekmeği vardı. Hemen oğlumun elinden alıp o arpa ekmeği o aç insana verdim. Bunu da Resulullah Efendimiz Ebu Bekir sen cennetliksin dedi. Hazreti Ömer radı bir iç çekti. Ah dedi. Efendimiz dedi ki Allah Ömer'e rahmet eylesin. Allah Ömer'e rahmet eylesin tekrar da ne zaman bir hayır yapmak isterse Ebu Bekir muhakkak onu geçer. Bundan maksat nedir? Demek ki bundan eğer bir kimse bir hayır niyetiyle şey oldu, bu gece yarısı olsa o hayır işlemek ona karşısına gelir. Velhâsıl kardeşlerimiz vaktimiz de doldu. Cenab-ı Hak sohbetimizin muhtevasından hisseler nasip eder inşallah. İnşallah Berat gecesini ihya etmeyi, orucumuzu sadakalı nasip eylesin. Ve Ramazan'ın bir hazırlık halinde olması. Ramazan-ı Şerif'te inşallah tertemiz kul hakkı hariç, borçlar hariç tertemiz çıkmış Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, Cenab-ı Hakk'ın dilemesiyle. Yine bir Kadir gece bir ihya edebilmeyi, 80 küsur seneden 1000 aydan daha hayırlı. İnşallah böyle bir bayram neşesine kavuşabilmek. Ömrümüzün bir Ramazan hali olması, son nefesimizin bir bayram haline gelebilmesi inşallah. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyurdu. Salih ve sadık insanlarla beraber olun. Onlarla oturup kalkın ki onların karakter ve şahsiyetleri sizlere sirayet etsin. İnsanlar hayattayken sizleri özlesinler.
vefat ettiğinde sizlere hasret duysunlar. Yine Sâd-ı Şirazî de şöyle der, öyle bir hayat yaşa ki, öldüğün zaman insanlar bir güneş battı, bir yıldız kaydı diye seni rahmetle ansınlar. Cenâb-ı Hak inşallah evlatlarımdan, çoluk çocuğumdan onur güzel bir numune oluruz. Öyle bir arkamızdan dualar Cenâb-ı Hak nasip eder. Duamızın kabulü niyazı lillâhi teâlâ-l-Fâtiha.